Kardeşler şimdi hatırlıyor musunuz? Ya. Ama fotoğraflar çekilirken beni böyle hep arkadan çek. Ama çok kiloluyum. Çok küçük oldu bu bana. Eski fotoğraflarıma, eski videolarıma bakıyorum. Çok zayıfmışım ya. Zayıfcık bir kızmışım ya. Minnacık. İncecik bir kızmışım ama şu an gerçekten kilo aldım. Ama bu sefer gerçekten bak doğum yaptım ve buna kanıt var yani. Kıyafetlerime sığmıyorum. Kilo aldım. Çok kötü. Eskiden 63-64 kiloydum ya. 2-3 gün çok az bir şey yiyordum. 54-55 kilo alıyordum. Ama şu an ben 64,5'um. O zaman çok iyiymişim ya. Şu an 72 kiloyum. Ve ben 10 kilo vermek istiyorum. Aslında 10 kilo değil ya. Ben 58 kilo olmak istiyorum. 72, 62, 62, 4, 14 kilo. 14 kilo vermek istiyorum. Fiziğime bakar mısınız? Şu an 72 kiloyum. Önce ben böyleydim. Böyle olduğumda diyordum ki kiloluyum. Really, nigga? Şu an böyleyim. Bunları da yok etmek lazım. Yandan çok kötü ya. Yani şurası yağ. Şurası göbeğim. Burası fazlalık. İnşallah gider ya. Kızıma teşekkür ediyorum. Senin için hiçbir şey Ravka değil. Olsun ya kuzum ama ben seni doğurdum. Sen buraya nasıl sığıyordun ya böyle? Sen nasıl çıktın oradan? Benim küçücük bebişim. Büyümüş mü ya? 8 aylık oldu. Artık emekliyor yani. Kardeşler spor yapacağım şimdi bakın. Şurada yoga matımı koydum. Burada sularımı koydum. Buradan da bakarak bir tane Kazakistanlı bir kızın marafonu varmış. Böyle spor yaptırıyor bir sürü kızlara. Onu yapacağım. Kardeşler bu sefer sadece Chloe Ting yapıyorum. Bakalım zayıflayacağım mı demeyeceğim. Öyle bir lüksüm yok. Her şeyi deniyorum. Her şeyi. Zayıflamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Zumba'ya gidiyorum. Dün mesela sabah Zumba'ya gittim. Arkadaki eleman ne yapıyor lan? Çek dışarı, çek! Ondan sonra yüzme yaptım. Kızımı çok teşekkür ederim. Kocama o baktı. Bugün de bu sporu yapacağım. Her şeyi deniyorum. İnşallah zayıflayacağım. Hala hamile tight'ımı giyiyorum. Normalde biliyor musunuz ben her zaman böyle yapardım. Bir şey başlayacağım ya. Kafamda hep plan yapardım ve düşünürdüm. Şimdi ilk kafamda temizlik yapmam lazım. Kafamda temizlik olması için evi temizlemem lazım diye evin her yerini böyle Safiye gibi. Sabahtan beri onu temizlemeye çalışıyorum. Dörder kere silerdim, temizlerdim. Sonra günün sonunda enerjim biterdi ve hiçbir şey başlayamazdım. Ondan sonra tamam ertesi gün duş alıp önemli bir şey. Her zaman duş aldıktan sonra başlamam lazım her şeyi. Öyle başlayacağım derdim. Ve hayatımda o kadar çok şey erteledim. Hiçbir şey başlamadım ki o temizlik yüzünden. Yani kafamdaki mal gibi düşünceler yüzünden. Psikoloğa gidiyorum ya. O dedi ki sende semptomlar varmış. Obsesif kompulsif rastrojistler var ya. Kişilik bozukluğu. Düşünsenize ya Safiye gibi olacağım eğer zamanında kendime gelmezsem. No. Tabii ki Safiye'mki çok fazla yani acı, çok kötü. Ama benimki de küçüklüğümden beri öyle travmalar var. O yüzden Mansumar apartmanını çok seviyorum. Çünkü benziyor birazcık. Öyle ama bu sefer sadece alacağım yapacağım. Zaten kaç gün erteledim bakın. Üçüncü gün, dördüncü gün mü ne? Bugün dedim işte kalktım yapacağım. Ne olursa olsun. Hiçbir şeye bakmadan. Şu dağınıklığa bak. Şu dağınıklığa bakmadan, kaç aydır asamadığım posterlara bakmadan, çerçevelere şu an başlıyorum. Temizlik yapmayacağım, duş almayacağım. Direkt alıp başlayacağım. Küçük hanım, siz ağlamazsanız çok güzel olur. Sabiş burada. Ay kızışım uyuyor. Hemen yapmam lazım. Başladı. Ayaklarım beni mutfağa götürüyor. Hayır spor yapmam lazım. Ay. Sporun sonuna kadar gücüm kalmadı. Öyle böyle yapabildiğim
kadar yapıyorum ama. Ne? Baksanıza nasıl terlemişim, nasıl kızarmışım. O kadar iyi ki. Bu sefer kardiyo boxing yapıyoruz. Aşırı zor böyle şeyler yapıyoruz. Bunlar çok zor ya. Bunu yok etmek için yaparız yani. Kızımı ve kocamı gönderdim dışarıya. Dedim beni meşgul etmeyin, ben spor yapacağım. Eskisi gibi bahane bulmuyorum. Ay benim kızım var, benim müsait bir zamanım olmuyor. Aa yapamıyorum demiyorum. Bahane değil, şart buluyorum. Duştan çıktım, aşırı güzel hissediyorum. Kocacığım teşekkür ederim. Bugün hep dışarılarda gezdim, o yüzden şimdi gece yapıyorum. Kızım burada uyuyor. Burada da ben spor yapıyorum. Normalde zumbaya geliyorum ya buraya. Bugün yokmuş ya, düşünsenize kimse söylemedi. Yine o spora devam ediyorum. Yorulduk. Bakın böyle şort aldım. Aşırı güzel hissediyorum. Baksanıza ya, kilo vermiş miyim? Sanki vermiş gibi duruyorum değil mi? Ben açım, o yüzden zayıf durabilirim ama. Verdim gibi geliyor bana. Tartıldım. Hala 71,5 mu ne kiloyum. Bir hafta geçti. Ama bence buralarım birazcık küçüldü. Günaydınlar kardeşler. Bugün 8. gün. Saçlarıma ne olmuş? Ne olmuş? Ve şimdi tartılacağım. Birazcık zayıflamış gibi duruyorum. Baksanıza. It was perfect. 71,25 diyor. Ben 72 kiloydum. Bir haftada 75 gram vermişim. O zaman ölçülere bakalım. İlk meme. Ama memem küçülmesin ya. 93'tü. Şu an sütüm dolu ya. O yüzden hala 93 duruyor. En önemlisi belim. Ben zayıflamış gibi duruyorum. Biraz gitmiş değil mi? Küçülmüş öncekisinden. Ha? 82 diyor. Benimki 86'ymış biliyor musunuz? 86 şimdi 82 oldu. 4 santim gitmiş. O yüzden diyorum ya, belli oluyor diye. Ne göt? Götüm 102 hala. Zaten 102'ymiş. Yani buram ve buram gitmedi. Onlar zaten gitmesin ya. Benim gitsin sadece. Onlar böyle kalsın. Burası böyle kalsın. Burası ise... Dermişim. Öyle olur mu? Olmaz tabii. Ama 4 santim gitmiş belli bir haftada. Yani tabii ki sabah şimdi ve hala açım. Ama yine de doyduktan sonra bile o kadar çok çıkmıyor yani öncekisi gibi. Böyle. Çok iyi ya. Yaptığım şeyin sonucunu görüyorum yani. Bu çok iyi. Ve bu sadece bir hafta. 2-3 hafta yapacağım. Bir de her sabah şunu yapıyorum. Vakum biliyor musunuz? Böyle şey yapmamak lazım aslında. Yapmamak lazım, böyle çok yavaş yavaş yapmak lazım. Mutluyum. 2000 years later. 8-9 gün yaptım ve aradan şu an yine 8-9 gün geçti çünkü hasta olmuştum. Üşüttüm ve şeyden kalkamadım, yatağımdan. Çok böyle terledim. Çok hasta oldum yani. Çok kötü hastalandım. Grip mi ne işte? Covid belki, bilmiyorum. Ama geçti. Kardeşler ben kilomu geri almışım. Ben seviniyordum ya az önce 4 santim diye. Şu an ben 89 santim olmuşum. 89. İşte 4 santim kaybetmiştim. Şu an geri almışım ve tekrar üstüne bile eklemişim ya. O yüzden şu an tekrar spor yapıyorum. Şu an bacak çalışıyoruz ve bacaklarım titriyor böyle. Oluyor. Ama tekrar başladığım için çok mutluyum. Geri aldım ya mal gibi. Neyse yine de seksiyiz. Seksi olacağız. Calm down Jamal. Bacaklarım beni dinlemiyor. O kadar yoruldu ki gıdıklanmaya başladı. Sizde böyle olmuş muydu? Olmuyor. Yapamıyorum ya. Var ya, ayaklarım titriyor. Bacaklarım titriyor. Ama çok iyi hissediyorum. Ben neyi anladım biliyor musunuz? Sporu sadece ve sadece sabahları yapmak lazımmış. Çünkü şu an saat 9. Sabina'yı uyuttum. Şu an yapmak yani imkansız. Sadece yatasım geliyor burada. Çok zor yapıyorum var ya. Bundan sonra hep sabahları yapacağım. Yani sabahları yapmaya çalışacağım. Böyle kendimi zorlaya zorlaya yapıyorum. O kadar çok ara veriyorum ki terlemiyorum bile. Terlemeye başladığımda böyle yatıyorum. Motivasyonumu kaybettim ya. Düşünsenize 72 kiloyum. Üşütene kadar yapmıştım ya. O zaman 4 santim kaybettiğimde aşırı
aşırı güzelleşmeye başlamıştım. Yani böyle kendimi artık beğenmeye başlamıştım. İncelmiştim biraz. Ama şu an geri aldım ve ondan bile fazlasını aldım. Çok motivasyonum kayboldu. Nasıl motive olacağım ya? Çok iğrenç hissediyorum kendimi. Bu çok zor. Bunu beynim alışamıyor. Bak sol eliyle yapıyor sonra sağ. Nasıl yani? Beynim basmıyor benim. Ay, yanlışlıkla yattım. Uyumak istiyorum. Sonunda bitti.